kitabımızın Müslümanları Batı'nın önünde diz çöktürmeyecek bir irade lazım. İşte o irade milli görüş iradesi, o irade sizlersiniz. Sizlere selam olsun. Allah hepinizden razı olsun. Muhterem kardeşlerim, son günlerde ne yazık ki ülkemizde çok büyük felaketler oluyor. Ama bu felaketleri düşünebilen iktidarlara ihtiyacımız var. Son aylarda, son 6 ayda hatırlarsanız maden işçilerimiz şehit oldular. Yüzlerce iş kazaları oluyor. Bakıyorsunuz ağaçlar kuruyor. Yağmurlar rahmet yerine seller oluşmuş. Kuraklık içinde. Bunun bir sebebi yok mu acaba? Bunu çok iyi düşünmeliyiz. Muhterem kardeşlerim, o madenci kardeşlerime Allah'tan rahmet, geride kalanlarına sabır niyaz ediyoruz. Kongreye gitmeden önce 300'e yakın kardeşlerimize istişare ettik. Elhamdülillah milli görüşe teveccüh var. Bu 15 kardeşimizi yeni yönetim kurulumuza dahil etmiş oluyoruz. Bu sevindirici. Çünkü bu kardeşlerimiz taze kan. İnşallah Fatih'te her birimize çok iş düşmekte ve bu kardeşlerimize de çok iş düşmektedir. Muhterem arkadaşlarım, bizim 25-25 resmi bir yönetim kurulu üyemiz var. Bunun yanında 10 tane yönetim kurulu üyemiz var. Yani bizim yönetim kurulumuz 60 kişidir. Bunu çünkü burada zikretmek istiyorum, yanlış anlaşılmasın. Bizim yönetim kurulumuz 60 kişi bir yönetim kurulu. Ama mecburiyetten biz 50 kişiyi bu akşam nasip olursa burada oynamış olacağız. Öncelikle buna anlayış göstereceğinizi tahmin ediyorum. Geçmiş dönemde de görev yapmış ancak şu anda aramızda olmayan kardeşlerimize de yaptıkları çalışmalardan dolayı çok ve çok teşekkür ediyoruz. Muhterem kardeşlerim, İstanbul, evet İstanbul, Konstantiniye elbet feth olacaktır. Onu fetheden komutan, ne güzel komutan, onu fetheden asker, ne güzel asker demiştir Efendimiz. İstanbul 29 kere fethedildi. Evet, 30.sunda Fatih Sultan Muhammed Han'a nasip oldu. Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethetti. Bir müddet sonra Bizans'ın içinde yani İstanbul'da genel af ilan etti. Hapishaneler boşaldı. Ama o hapishaneden gitmeyen iki kişi vardı. İki tane papaz. O hapishaneden gitmediler. Direndiler hapishaneden çıkmak için. Sonra yanına gittiler ve dediler ki onlara, neden çıkmak istemiyorsunuz? Biz dışarıda çok zulüm gördük. Şu anda içeride rahatız. Şu anki zulüm dünyasına çıkıp bir daha orada zulüm görmek istemiyoruz. Biz çıkmıyoruz dediler. Bunun üzerine padişahımıza Fatih Sultan Mehmet Han'a bu iletildi. Ve kendilerini huzura davet ettiler. Fatih Sultan Muhammed Han kendilerine sordu. Neden hapisten çıkmak istemiyorsunuz? Hürriyetinize kavuşacaksınız. Kendileri dediler ki biz Bizans'ın zalim ve zulmü altında çok eziyet çektik. Ve bize haksız yere doğruları anlattığımız için içeriye koydular. Biz buradan onun için çıkmak istemiyoruz. Dışarıda o hayat aynen devam edeceğini bildiğimiz için çıkmak istemiyoruz dediler. Bunun üzerine Fatih Sultan Mehmet Han, hayır artık öyle olmayacak. Çünkü buraya İslam gelmiştir, İslam hakim olmuştur, burada adil bir düzen vardır dedi. Ve kendilerini bunu anlamaları için
halkın içine gönderdi. İki papaz da yola koyuldular. Kendi aralarında şöyle bir konuşma geçti. Nereden başlayalım? Önce bir pazar yerinden başlayalım dediler. Bir esnafa girdiler. Selam verdiler. Bize üç ay okla. Hay hay dedi esnaf kardeşimiz. Üç okla mercimeği papazın eline tutuşturdu. Papazlar sordu. Biz sizden ikişer tane istemiştik. Bize bir üç okla daha vermen gerekir. Doğru söylüyorsun ama biz siftahımızı yaptık. Yanımızdaki esnaf da siftah yapsın. Dedi ve onlara gönderdi. Papazlar şaşırdılar. Ama gittiler. Diğer esnaftan da aynı tepkiyi, aynı güzelliği gördüler. Ve böylelikle pazar yerini terk ettiler. Yine konuştular kendi aralarında. Bunlar nasıl bir insan? Ama herhalde esnaf kendi arasında anlaştı. Gelenleri bu şekilde ağırlıyorlar. Herkese siftah yapsın diye söylüyorlar. Biz başka bir yere gidelim. Evet. Daha sonra bir medreseye gitmeye karar verdiler. Ancak o medreseye iki tane genç kız gönderdiler. Bir gece yarısı, hava yağmurlu, soğuk bir kış günü medresenin kapısı çalındı. İçerideki kaleli arkadaşlar merak ettiler. Dediler ki, kim bugün acaba? Dışarıdaki ses. Tanrı misafiri. Yolumuzu kaybettik. Bizi bu gece misafir eder misiniz? Şaşırdı ve korktu. Bir an tereddüt ettiler. Ama o kadınları, o kızları da yalnız bırakmak istemediler. İçeri aldılar. Hoş geldikten sonra kendilerine yemek ikram ettiler. Odanın ortasına bir çarşaf gerdiler. Daha sonra yataklarını hazırladılar ve onları istirahata davet ettiler. Kendileri de o çarşafın arkasından geçip istirahat ettiler. Sabahleyin papazlar daha çok şaşırmışlardı. Bu nasıl bir anlayış? Bu nasıl bir şey? Birbirlerine baktılar. Daha sonra yola koyuldu papazlar. Biz dediler bir de bu devletin hukuk sistemine bir bakalım. Adil mi değil mi? Bir mahkemeye gittiler, kadına müsaade istediler. Sizin misafiriniz olmak istiyoruz. Sizin gördüğünüz davaları biz takip etmek istiyoruz. Buna müsaade var mı dediler. Kadın hay hay dedi. Ve o kendilerini misafir etti. İki tane Müslüman kardeşimiz kadının kapısını çaldılar. İçeri girdiler. Birbirlerinden birisi birisinden dava açtı. Kadı sordu. Derdin nedir? Nedir davan kardeşimle? Benim de kardeşimle bir derdim yok dedi bir tanesi davacı. O kardeşim bana bir tarla sattı. Ve çok da yardım etti. Çok da kolaylık sağladı. Ancak birkaç ay sonra tarlayı kazdığında bir küp altın çıktı. Bu bir küp altını benim hakkım değildi. Bu kardeşime geri götürdüm. Kardeşim bunu kabul etmedi. Dedi ki, bu altın benim hakkım değil. Ben o tarlanın üstüyle altını beraber sattım. Kadı baktı. Bu davayı nasıl çözelim diye düşündü. Onlara sordu. Sizin çocuklarınız var mı? Bir diğeri, benim bir kızım bir oğlum var dedi. Diğeri de bir oğlum var dedi. Yaşlarını sordu. Sonra bunları evlendirelim ne dersiniz dedi. Sevgililer onları evlendirmek için karar aldılar. Kadın dedi ki işte o çıkan bir gün altında düğün hediyesi olarak bu kardeşlerin gelinlerimize, damadımıza takdir edin dedi. Papazlar iyice şaşırmış. Bu nasıl bir dünya ki insanlar kendilerinden fazla karşısındakinin hakkını düşünüyorlar.
Papazlar dışarı çıktı. Birkaç gün sonra tekrar geldiler. Mahkemeyi takip ediyorlar. Bir de baktılar ki huzura çıktıkları padişah Sultan Muhammed Han kadının karşısında bir mimar, bir Hristiyan'la kendisinden davacı. Nedir dedi, anlatın bakalım. Dedi ki padişah Sultan Mehmet Han bana bir yer yapılması için talimat verdi. Ben de o yeri yaptım. Ancak ben o yerin yanlış yaptım. Bilerek yanlış yaptım. Ve bunu tespit etti Fatih Sultan Muhammed Han. Ve benim bir elimi kestirdi. Hakkımı aramak için buraya geldim dedi. Kadı Fatih Sultan Muhammed Han'a döndü. Dedi ki bu doğru mu söylüyor? Evet kadı efendi. O halde sizin de eliniz kesilecek. Kısasa kısas. Hristiyan şaşırdı. Dedi ki ben böyle bir şey istemiyorum. Benim istediğim adalet. Ama padişahın elinin kesilmesini de istemiyorum. Kadı dedi ki o halde sana bir ev verecek. Ömür boyunca maaş bağlayacak. Ama bunu devletin kasasından değil, kendi kasasından verecek. Hristiyan iki papaz iyice şaşırmışlardı. Sonra birbirlerine bakarken Fatih Sultan Muhammed Han kadıya dedi ki eğer sen yanlış bir hüküm verseydin bu hançerimle seni öldürürdüm. Kadı da masanın altından tokmağı çıkardı. Dedi ki ey padişahım siz de bu karara uymasaydınız bu tokmağımla sizi parçalardım. İşte ecdadın anlayışı. Bir kere bitmedi. Devam ediyor. Muhterem kardeşlerim, papazlar dışarı çıktı. Birbirlerine şaşkın şaşkın bakıyorlar. Bir de dediler Hristiyan mahallesine gidelim. Ne göreceğiz acaba diye dolaştılar. Bir baktılar ki sarhoş birisi sallana sallana elinde bira şişesi, içi şişesine dolaşıyor. Durdurdular kendisini. Nedir bu halin? Biliyor musun bu beldeye İslam geldi. Senin bu halin nedir? Biliyorum. Ama sesini çıkartmıyorum. Sadece içiyorum, sessiz sessiz evime gidiyorum. Bu kişi bana ceza vermiyorlar. Bir diğerine sordular. Onlarda kimse çocuklarını vaftiz ettirmeye gidiyor. Bunun üzerine iki papaz doğruca padişahın huzuruna geldiler. Ve huzurda kendilerini padişah kabul ettikten sonra nasıl bir adil bir düzende yaşadığını, kendisinin İslam'ın nasıl hakim olduğunu anlattılar. Ve bu iki papaz orada kelime-i şehadet getirerek Müslüman oldu. Bu bir hikaye. Ama bu hikayenin birçok yeri gerçek. Şimdi günümüze geliyoruz. Biz İstanbul'da yaşıyoruz. Fatih'te yaşıyoruz. İstanbul Fatih Sultan Muhammed Han'ın yaşadığı beldede yaşıyoruz. Ben de size bir hikaye anlatacağım. 3 ay önce ama yaşadığım bir hikaye. Bir kardeşimizin babasının vefatının gecesi. Yaşadığım bir hikaye. Yer Fındıkzade. Kızılırma Caddesi'nin hemen önü. Başlarından özür diliyorum bu hikayeyi anlatırken. Saat 11.30. Araba arızalanmış, hava yağmurlu. Bir kardeşimizi çağırdık. Arabanın arızasını gidermek için bekliyoruz karşı kaldırımda. Hemen karşı kaldırımda da bir ev. İçeriden mi etekli şemsiyeyle bir bayan çıktı. Hemen ana caddeye gitti. 15 dakika sonra geri döndü. Tamamen tevafuk. 15 dakika arkasında bir beyle geri döndü. 15
dakika sonra çıktılar. Beyler, burası Fatih. Ve Fatih'i idare eden bir belediye başkanı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin bir iradesi var ve idaresi var. Bu her gece uzun Fatih'te devam ediyor. Şu anda Sultanahmet Can sokaklarına gidin. Aksaray sokaklarına gidin. Lale sokaklarına gidin. Samatya sokaklarına gidin. Bütün sokaklar meyhane olmuş durumda. Peki buna kim durmayacak? Elhamdülillah. İşte buradaki irade durmayacak. Buradaki kardeşlerimiz durmayacak. İşte burada bir geçmişte milli görüş bayrağını taşımış 80'li abilerin ve burada orta yaşlı kardeşlerin, arkada da genç arkadaşların, yukarıda da bacılarımız var. İnşallah burada hep birlikte ayağa kalkarak bu milli görüşün iradesini meclise taşıyacağız inşallah. İnşallah. Muhterem kardeşlerim. Birazdan kongremiz bittikten hemen sonra 400 belediyenin oylarıyla bir idare seçecek. Ve bu idare inşallah 3 yıl burada görev yapacak. Kimlerle beraber? Mahalle temsilcileriyle, başmüşahitleriyle, tüm teşkilat mensuplarıyla beraber canla başla çalışacak. Ama o kardeşlerimize Şeyh Edeb Ali'nin bir nasihatı var. İşte gelin o nasihatı hep beraber dinleyelim. Ey oğul, beysin, bundan sonra öfke bize, uysallık sana. Güceniklik bize, gönül almak sana. Suçlamak bize, kullanmak sana. Acizlik bize, yanılgı bize, hoş görmek sana. Geçimsizlik, çatışmalar, uyumsuzluk, anlaşmazlıklar bize, adalet sana. Kötü göz, şom ağız, haksız yorum bize, bağışlama sana. Bundan sonra bölmek bize, bütünlemek sana. Üşenleşik bize, uyarmak, gayretlendirmek, şekillendirmek sana. Ey oğul! Yükün ağır, işin çetin, gücün kıla bağlı, Allah-u Teala yardımcın olsun, bilgini mübarek kılsın, hak yoluna yararlı etsin, ışığını parlatsın, uzaklara iletsin, sana yükünü taşıyacak güç, ayağını sürtünmeyecek akıl ve kalp versin. Sen ve arkadaşlarınız, kılıçla bizim gibi dervişler de, düşüncede, fikirde, dualarla bize de vaat ettiği önünü açmalıyız. Tıkanıklığı temizlemeliyiz. Ey oğul! Güçlü, kuvvetli, akıllı ve kelamlısın. Ama bunları nerede ve nasıl kullanacağını bilmezsen sabah rüzgarlarında savrulur gidersin. Öfken ve nefsin bir olup aklını mağlup eder. Bunun için daima sabırlı, sebatkar ve iradeye sahip olasın. Sabır çok önemlidir. Bir bey sabredersini bilmelidir. Vaktinden önce çiçek açmaz, yense bile bağırında kalır. Bilgisiz kılıçla tıpkı ham armut gibidir. İnsanlar vardır, şafak vaktinde doğar, akşam ezanında ölürler. Dünya senin gözlerinin gördüğü gibi büyük değildir. Bütün fethedilmişlik, gizlilik, bilinmeyenler ancak senin fazilet ve adaletinle gün ışığına çıkacaktır. Anını ve atanı say, bil ki bereket büyüklerle beraberdir. Bu dünyada inancını kaybedersen yeşilden çorak olur, çöllere dönersin.
Açık sözlü ol, her sözü üstüne alma. Gördüğün söyleme, bildiğin deme. Sevdiğin yere sık gidip gelme. Muhabbet ve itibarın zedelenir. Şu üç kişiye, yani cahiller arasında kalmış alime, zengin iken fakir düşene ve hatırlı iken itibarını kaybedene acı. Unutma ki yüksekte yer tutanlar aşağıdakiler kadar emniyetli değildir. Esiri tanımaktır. Düşman insanın kendisidir. Dost ise nefsi tanıyanın kendisidir. Kişinin gücü günün birinde tükenir ama bilgi yaşar. Hayvan ölür, severi kalır, insan ölür, eseri kalır. Gidenin değil, bırakmayanın ardından ağlamalı, bırakanı da bıraktığı yerden devam etmeli. Savaşı sevmem, kan akıtmaktan hoşlanmam. Yine de bilirim ki kılıç kalkıp inmelidir. Fakat bu kalkıp iniş yaşatmak için olmalıdır. Her kişinin kişiye kılıç indirmesi de bir cinayettir. Yalnızlık korkanadır. Toprağın ekim zamanını bilen çiftçi başkasına danışmaz. Yalnız başına kalsa da yeter ki toprağın tavuğa olduğunu bilebilsin. Sevgi davanın esası olmalıdır. Sevmek ise sessizliktendir. Bağırarak sevilmez. Görünerek de sevilmez. Geçmişi bilmeyen geleceğini de bilemez. Ey oğul, geçmişi iyi bil ki geleceğine sağlam basasın. Nereden geldiğini unutma ki nereye gideceğini unutmayasın. Muhterem kardeşlerim, dava kardeşlerim, bize çok şey söylüyor. Bundan çok dersler almalıyız. Ve Fatih'te çokça çalışmalıyız. Evet, sözlerimi bitirirken bir şiirle bitirmek istiyorum. Mehmet'im, sevinin başlar yüksekte. Ölsek de sevinin, evet ölsek de. Sanma bu tekerle kalır tümsekte. Elbet bizim, elbet bizimdir. Gün doğmuş, gün batmış, elbet bizimdir. Allah'a emanet olun.